Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. İkinci TYT konumuzda beraberiz. Madde ve özellikleri. Madde, kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Maddenin işlenmiş haline cisim denir. Maddeler içinde bulunduğu şartlara göre doğada dört halde bulunabilir. Katı, sıvı, gaz ve plazma olarak. Katı, sıvı ve gaz birbirine benzer özellik gösterebildiği için arkadaşlar kıyaslayarak bakalım. Katılar neredeyse hiç sıkıştırılmazlar, sıvılar çok zor sıkıştırılabilir, gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilir. Katıların sabit bir hacmi ve belirli bir şekli vardır. Sıvıların sabit bir hacmi vardır ama bulundukları kabın şeklini alırlar. Gazların sabit bir hacmi ve şekli yoktur. Bulundukları kabın hem hacmini hem de şeklini alırlar. Katılar akışkan değildir. Sıvı ve gazlar akışkandır. Bunun sebepleri sıvı ve gaz moleküllerinin tanecikleri arasında boşluklar olduğu için sıvı ve gazın atom ve molekülleri titreşim ve dönme hareketi yaparlar. Bu da onlara akışkanlık özelliği kazandırır. Evet. Gelelim plazmaya. Plazma arkadaşlar katı sıvı ve gazdan daha farklı özelliklere sahiptir. İyonlaştırılmış gazlardır. Akışkandırlar, sıkıştırılabilirler. Elektrik akımını çok iyi iletirler. Mıknatıstan etkilendiği gibi kendisi de mıknatıs etkisi ne yapabiliyor? Oluşturabiliyor. Maddenin ortak özellikleri. 4 tane ortak özelliğimiz var arkadaşlar. Kütle, hacim, tanecikli yapı ve eylemsizlik. Bu dört özellik dışındaki herhangi bir özellik maddenin ayırt edici özelliği olarak kabul edilir. Tek tek bakalım arkadaşlar bu ortak özelliklerimize. Eylemsizlik. Duran bir cisim durmak ister. Hareket halindeki bir cisim de aynı yönde, aynı hızda hareketini sürdürmek ister. Tüm maddelerin var olan durumlarını koruma özelliğine, bu koruma isteğine biz eylemsizlik diyoruz. Aniden frene basıldığında öne savrulmamız ya da gaza basıldığında arkaya doğru savrulmamız birer eylemsizlik örnekleridir. Evet, gelelim tanecikli yapıya arkadaşlar. Bütün maddeler atom ve molekül denilen taneciklerden oluşmuştur. Katıda gördüğünüz gibi moleküller birbirleriyle simetrik bir şekilde, düzgün bir şekilde sıralanırlar. Boşluksuz yapıya sahiptirler. Bu yüzden atom ve moleküller sadece titreşim hareketi yapabilirler. Ama sıvı ve gazda boşluklu yapıya sahip oldukları için titreşim hareketinin yanında dönme ve öteleme hareketi de gerçekleştirirler. Plazmaya geldiğimizde ise arkadaşlar burada gazın iyonize olmuş halini görebiliyoruz. Evet, gelelim kütleye. Biz kütleyi ilk ünitemizde de temel büyüklükler kısamız kısmında da değinmiştik arkadaşlar. Kütle madde miktarının bir ölçüsüdür. Değişmeyen madde miktarının bir ölçüsüdür. Küçük M harfiyle gösterilir. Uluslararası birim sistemi kilogramı kabul eder. Dikkat, bazı yerlerde gram olarak geçiyor. Yani sorularda şaşırtma olarak kullanıyorlar. Hayır, temel birimimiz kilogramdır. Temel ve skaler bir büyüklüktür ve dikkat, bir cismin kütlesi evrenin her yerinde aynıdır. Yani ekvatordan kutuplara gitmeniz ya da gezegenden uzaklaşmanız, farklı bir gezegene gitmeniz kütle değerimizi ne yapmaz? Değiştirmez. Evet, hacme gelelim. Bir maddenin uzayda kapladığı yere denir. V harfiyle gösterilir. Uluslararası temel birimi metreküptür. Hacim bir türetilmiş büyüklük arkadaşlar. Uzunluktan türetildiği için birimi de metreküp oluyor. Türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Arkadaşlar biz hacim günlük hayatta litre kullanıyoruz. Ama uluslararası birim sistemi metreküpü kabul edince ister istemez bir dönüşüm gerekiyor. Bu dönüşümü de nereden sağlayabiliriz? Bir litrenin bir desimetre küpe eşit olduğu durumdan dönüştürebiliriz. Evet, gelelim hacim hesaplama durumlarına arkadaşlar. Hacim hesaplamada birçok yöntemimiz var ama en ilkel hacim hesaplama yöntemi ya da kitaplarda geçen ismiyle düzgün geometrik şekli olmayan cisimlerin hacim hesaplama yöntemiyle başlayalım. Bir
Su dolu kapımız var. Taşma olmayan kaptaki hacim artışı cismin hacmine eşittir diyor. Bu şekilde taşma olmayan bir sıvı dolu kapımıza ben bir cisim bıraktığımda ne oluyor sıvımız? Yükseliyor değil mi? İşte buradaki yükselme miktarımız neye eşit oluyor? Atılan cismin hacmine eşit oluyor. Evet, ikinci durumumuzda da aynı olayı bu sefer taşma seviyesine kadar dolu bir kap için geçerli oluyor. Taşma seviyesine kadar dolu kabımıza bir cisim bıraktığımızda sonunda ne olacak? Belirli bir miktar sıvı taşıyacak. Taşma düzeyine kadar dolu kaptan taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir arkadaşlar. Evet. Burada da ilk iki durumun aslında birleşmiş hali. Gördüğünüz gibi bir taşıma kabı var ama tam dolu değil. Cismimi attığımda tam dolu olmayan kabım bir de taşıyorsa ne olacak? Öncelikle aralığın dolması gerekiyor ve bir de taşma miktarım var. İkisinin toplamı attığım cismin hacmine eşit oluyor. Evet, ilkel hacim hesaplamalarını bitirdik. Şimdi modelin hacim hesaplamalarına gelelim. 6 tane geometrik şeklimizin hacmini bilmek bize fizikte kolaylık sağlar arkadaşlar. Genellikle küre, küp ve dikdörtgen prizma üzerinde dursa da sorular, 6'sını da bilmemizde fayda var. Küp dediğimiz cisim bütün kenarları eşit uzunlukta olan prizmadır. Hacim formülü A küptür. Dikdörtgen prizma 3 kenar uzunluğu da farklı olan prizmalardır. Hacim formülü ABC şeklindedir. Kare prizma da taban alanı kare olan dik prizmalara biz kare prizma diyoruz. Bu da A kare H şeklinde oluyor arkadaşlar. Yani iki uzunluğu aynı, üçüncü uzunluğu farklı olan prizmalar oluyor. Gelelim küre, silindir ve koniye. Küre yarı çapımız R olduğunda hacim formülümüz 4 bölü 3 pi R küp, silindirimiz pi R kare H. Koni de silindirin 3'te 1'idir arkadaşlar. O da 1 bölü 3 pi r kare h olarak karşımıza çıkar. Evet, gelelim öz kütle dediğimiz niceliğe. Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir ve d harfiyle gösterilir. Matematiksel formülü d eşittir m bölü v'dir. Namı diğer dede muz böl ver formülümüzdür arkadaşlar. Burada m dediğimiz nicelik kütledir, v dediğimiz nicelik hacimdir. Kütlenin hacmi oranı da bize neyi veriyor? Öz kütleyi. Matematiksel olarak arkadaşlar biz kütle değerimiz arttığında öz kütle değerimizin artacağını düşünsek de aslında gerçekleşen olay nedir? Hacim artmasıdır. Neden? Öz kütle dediğimiz nicelik maddelerin TC kimlik numarası gibi kendilerine has bir değerdir. Yani her maddenin kendine ait bir öz kütle değeri vardır. Bu yüzden de kütlenin artması öz kütle değerini değiştirmez, onun yerine hacim değerini değiştirir. Bir bardak suyla bir kova suyu düşünün arkadaşlar. Suyun kimyasal özelliğinde bir değişiklik olmaz ama bardaktan kovayı düşünürsek hacimde ne olmuş oluyor? Artış olmuş oluyor. Yani kütle ile hacim gördüğünüz gibi şu şekilde bir düzgün artış gözlenmesi gerekiyor. Sabit basınç ve sıcaklıkta öz kütle değeri sabittir arkadaşlar. Evet, gelelim sabit basınç ve sıcaklıktaki saf bir maddeye ait burada gördüğümüz 3 grafiği arkadaşlar. Bu 3 grafiği de iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü karşımıza hep geliyor. Aslında bu formüldeki durumu söylüyor. Biz dede Muzver'de söylediğimiz gibi kütle artarken kimin artması gerektiğini söylemiştik. Hacim değerinin artması gerekiyor. Hacim değerleri ve kütle değerleri artsa bile öz kütle değerinin ne olması gerekiyordu? Sabit olması gerekiyor. Tabii ne zaman? Sabit basınç ve sıcaklıkta saf bir madde için bu geçerli. Evet, birbirine karışmayan X, Y ve Z sıvıları üçü bir arada bir kapta şekildeki gibi duruyorlarsa eğer arkadaşlar öz kütle değeri en alttakinin büyüktür,
en üstteki değerin öz kütlesi küçüktür. Ve ben bunu bir grafikte göstermek istersem, öz kütlesi büyük olan değeri kütleye yakın olması gerekir. Öz kütlesi küçük olan bir değerin de hacme yakın olması gerekir. Evet, gelelim karışımların öz kütlesine. Ben iki sıvıyı karıştırdığımda arkadaşlar, su ve zeytinyağı gibi birbirlerine karışmayan iki sıvıysa ne kadar karıştırırsam karıştırayım, belirli bir süre sonunda biri kabın altında yer alırken biri kabın üstünde yer alır. Ama karıştırdığım sıvılar alkol ve su gibi birbirinin içinde çözünebilen iki sıvıysa, bu durumda yeni üçüncü bir sıvı ortaya çıkar ve ben bu üçüncü sıvıya da bir kimlik vermem lazım. Bunu da nasıl yapıyorum arkadaşlar? Öz kütle numarasını bulmam gerekiyor. Toplam kütle, karıştırdığım sıvıların toplam kütlesini toplam hacme oranlayarak neyi bulabilirim? Karışımımın öz kütlesini bulabilirim. Bazı sorularda bize kütle bilgilerinden ziyade arkadaşlar öz kütle ve hacim değerlerini veriyorlar. İşte diyorlar ki kabın yarısını bir öz kütleli sıvıyla doldurdum, kabın üçte birini başka bir öz kütleli sıvıyla doldurdum tarzında öz kütle ve hacme dayalı sorular veriyorlar. İşte bir kısa yöntemimiz gerçekleşiyor burada. Dede muz böl ver dediğimiz formülümüz aynı zamanda neye de eşittir? Mutlu deve dediğimiz dönüşüme de eşittir. Burada gördüğünüz gibi kütleler yerine öz kütle ile hacim çarpımlarını, yani develeri yazıyoruz. Evet, karışımların öz kütlesi. Sıvılar hangi oranda karışırsa karışsın, karışımın öz kütlesi iki sıvının öz kütle değerleri arasındadır arkadaşlar. Mesela su ve alkol karışımına değinelim tekrar. Suyun öz kütlesi 1'dir. Alkolün öz kütlesi 0.8'dir. Ben ikisini karıştırdığımda ne beklerim? 1 ve 0.8'in arasında değer bulmayı beklerim. 1'den büyük olamaz, 0.8'den de küçük olamaz. Evet, karışımların öz kütlesinde arkadaşlar bazı kısa yol formüllerimiz var. Tabii ki bunlara gerek olmadan ana formülümüz toplam kütle bölü toplam hacimden işlemlerimizi her şekilde gerçekleştirebiliriz. Ama bazı püf noktalı durumlarımız var. Mesela eşit hacimde karışıyorsa direkt öz kütlelerin ikisini toplayarak yarısını aldığımızda bulabiliyoruz. Eşit kütlede karışırsa, ki bu formülü artık çoğu kitapta kaldırdılar. Nasıl bir formül? İki öz kütlenin çarpımının iki katını toplamlarını oranlayarak ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla eşit kütlede karışırlarsa karışımın öz kütlesini bulabiliyoruz. Evet, sıvılar farklı hacimde karıştırılırsa karışımın öz kütlesi hacmi büyük olan sıvının öz kütlesine daha yakın olur. Öncelikle şuna bir açıklık getirelim arkadaşlar. İki sıvıdan eşit hacimde karıştırılırsa olması gereken yer şu ortada gördüğünüz değerdir. Ama birinden daha fazla katılıyorsa karışımın öz kütlesi o zaman o fazla katılana daha yakındır. Evet, günlük hayatta öz kütle nerelerde kullanılıyor? 1. Kuyumculukta kullanılıyor arkadaşlar. Bu 24 ayar, 14 ayar altın mevzusudur. Ona da değinelim. Bazı kitaplarda sorularıyla karşılaşabiliyoruz. 24 ayar altın demek, 24 gramın 24'ü de altın demektir. 22 ayar altın demek, 24 gramda 22 gram altın, diğeri karışımdır. 14 ayar altın demek de 24 gramda 14 gramı altın, geriye kalanı karışım şeklindedir demektir. Bunlara da dikkat edelim. Ebru sanatında yapanları gördünüz ya da seyrettiniz mi bilmiyorum ama boyalar aynı zeytinyağın suyun üstünde durduğu gibi en üste dururlar. Bu şekilde gerçekleşir. Yani öz kütle farkından yararlanılır. Seramik yapımında, seramikten kastımız aslında porselenler. Bu desenli porselenler de arkadaşlar, desenlerin üstünde kalması yine Ebru olayında olduğu gibi öz kütle farkından yararlanılarak yapılır. Kan ve idrar tahlillerinde yine üste kalma, çökme durumlarına göre teşhis konulduğu için
Bunlarda da kullanılıyor arkadaşlar. Kimya laboratuvarı zaten maddelere direkt kimlik vermesi açısından yine kullanılıyor. Evet, madde ve özellikleri konusunda burada bitirdik arkadaşlar. Sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.